Bir evladımızı kaybettik. Türkiye'nin güzel çocuklarından birini kaybettik. Aslında bütün çocuklarımız güzel. Yazık ki bu kaybın ardından bile toplumsal bir bütünleşme yaşayamadık. Türkiye'nin dört tarafında şu anda eylemler sürmekte. İnsanlar Berkin'in ekmek almaya giderken öldürülmesini bir türlü içine sindiremediler. Aykırı Sorular'dayız. Saat 20.45. Aykırı Sorular saati. Kederli bir aykırı sorulardayız. Hemen şunu söyleyeyim. Yarın akşam Berkin'in babası bizimle olacak. Cenazenin ardından nasıl bir koşulda konuşacağız onu bilmiyorum ama o kederi toplumla birlikte paylaşmanın acıyı sağaltacağını düşünüyorum. Bir başka acılı coğrafyanın önemli bir ismi, benim saygı duyduğum bir siyasetçi Sayın Gülten Kışanak'la birlikteyiz. Tam da Kürt kardeşlerimizin yıllardır yaşadığı acının bir benzerini şu anda Batı da yaşıyor. Eminim ki kendi yüreğinde bunu çok derinden hissediyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız ve çocuklarımız ölürken seyirci olmakta açıkçası benim çok ağrıma gidiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır bir araya gelmeye çalışıyorduk ama evet, acılı bir günde ne yazık ki bir araya geldik. Siz o coğrafyada bu acıları çok yakından yaşadınız. Aslında insanların Türk, Kürt, Laz, Ermeni falan bütün bunların ötesinde çocuklar milliyetsiz ve evet, çok daha acı çekiyor. Ne diyeceksiniz Elvin Berkin'le ilgili? Tabii öncelikle ben Berkin'in sevenlerine, arkadaşlarına, oyun arkadaşlarına, okul arkadaşlarına, ailesine ve tüm halkımıza başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Tabii çocuk, yani her ölüm zamansızdır, her ölüm acıdır ama yani çocuk ölümleri insanı derinden sarsıyor. Hiçbir şekilde hayalleri var, umutları var, yani gelecekle ilgili beklentileri var, daha yaşayacakları çok şey var ama biz onların elinden hayatı alıyoruz. Ne yazık ki, ne yazık ki. Yani çocuklarla ilgili o kadar büyük dram var ki biz Berkin'i bütün bu yaşadığımız acıların, dramların belki de bir sembolü olarak görebiliriz ve bu acılara son vermek için hep beraber Berkinleri yaşatalım diye haykırmalıyız. Yaşamalıydı Berkin. Yani daha çocuk yaştaydı. Oyun oynayacaktı, kavga edecekti. Belki ne bileyim başarılı olacaktı, belki başarısız olacaktı. Hayatı onu da neler bekliyordu hayat onunla ilgili. Konuşması bile son derece zor. Biliyorsunuz Gezi protestolar sırasında hayatını kaybeden bu 8. yurttaşımız oldu. Hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Yani hani demokrasi iddiası olmayan ülkelerde bile kabul edilebilir bir durum değil ki Türkiye güçlü bir demokrasi iddiası olan bir ülke. Ama insanlar sadece itiraz ediyorlar, protesto ediyorlar ve bir idari kararı protesto ediyorlar, yapılmasını istiyorlar diye öldürüldüler. Yani böyle bir şey, hani ortada çok büyük bir siyasi dava da yok, çok büyük bir geçmişi olan siyasi bir örgütlenme, bir kalkışma da değil. İnsanlar sadece ve sadece biz bu uygulamayı beğenmiyoruz, yapmayın dediler yani. Bunu deme hakkı yok mu bu ülkede yaşayan insanların? Ve tabii asıl problem şurada. Yani insan hayatı o kadar değersizleştirilmiş ki Türkiye'de, o kadar değersizleştirilmiş ki hani burada ben rakam telaffuz etmek istemiyorum ama en nihayetinde de birazcık rakamları konuşmak zorundayız. AKP hükümet döneminde tam 74 tane yurttaşımız protestolara katıldı diye, herhangi bir eylem etkinliğe katıldı diye ya gaz bir şeyle, ya dövülerek, ya gazdan etkilenerek, ya plastik mermiyle, ya gerçek mermiyle, ya panzer altında kalarak yaşamını yitirdi. Ve ne yazık ki bunların 21'i çocuktu Berkin gibi. Şimdi yani, biraz mizahi. Bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma yok, yargılama yok, tutuklanan yok. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bu ülkenin başbakanı habire tebrik ediyor, teşekkür ediyor, destan yazdınız diyor. Yani hani başbakan hani bu destan yazdı polislerimiz dedi. İşte destan ortada. Belki bugün yok aramızda. Şimdi ironik bir hikaye var. Tomalar İstanbul'da Gezi direnişi sırasında çok sert müdahaleler yaptıktan sonra hemen bir iki hafta sonra bir sebepten dolayı yeniden Diyarbakır'da görülüyorlar. Orada bir pankart çıkıyor. Evinize hoş geldiniz diye. Evet. Şimdi bu güldüğümüz aslında ne kadar trajik bir gerçeklik. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Bugün sabahtan beri seyircimizden en çok gelen soru şu. HDP ve siz HDP olarak iki ayrı yapılanmaya gittiniz. Aslında biz biliyoruz ki bu iki ayrı yapılanmanın hemen hemen tamamı aynı ideolojik eksenden gelen, benzer yapıdan olan fakat başka gereksinimlerden dolayı ortaya çıkan iki yapı. Nedir bu gereksinim? Neden ikiye bölünmüştür? Biz mesela yurttaş olarak HDP dediğimiz zaman ne anlayacağız? BDP dediğimiz zaman ne anlayacağız? Evet. Şimdi bir kere bir reel durumla ilgili bu iki ayrı partiyle seçime girmek. Çünkü en nihayetinde BDP yaklaşık 25 yıllık bir siyasi gelenek var. İlk HEP'in kuruluşundan bu yana 91'de bir siyasi gelenek var. Bu çizginin, bu geleneğin devamı bir parti ve örgütlü bir parti. Yani milyonlarca oy alıyor, belediye başkanları kazanıyor, milletvekilleri kazanıyor. Ve bu parti her zaman, yani daha hepten bu yana aslında Türkiye'nin temel demokrasi problemlerine işaret eden ve bunları çözmeyi hedefleyen, programı her zaman Türkiye'nin demokratikleşmesini kapsayan bir program. Ama pratik örgütlenme alanı itibariyle Kürt sorununu önceleyen bir siyaset izlediği için ve bu konuda özel bir misyon ve sorumluluk üstlendiği için ve ne yazık ki HEP'in kuruluşu sosyal demokratım diyen bir partinin içerisindeki Kürtler atıldıktan sonra kurulduğu için. Sosyal Demokrat Alçı Parti. Evet, evet. Yani böyle bir partide Kürtler Paris konferansına katıldılar diye Kürt milletvekilleri kovuldu, atıldılar ve onun üzerine bu ayrışma başladı ve bir parti, başka bir siyasi gelenek başladı. Bunların yarattığı bir durum var ortada. BDP büyük çoğunlukla Kürtlerin oyunu alan, Kürtler arasında örgütlü olan ve güçlü bir siyasi geleneği temsil eden bir parti olarak şekillendi. Ama her zaman vizyonu, programı, bakış açısı, söylemi Türkiye'nin genel demokratikleşme problemlerini işaret eden ve Kürt sorunun çözümü de bunun içerisinde oturtan bir yaklaşımdı. Fakat pratik örgütlenme olarak bu bir türlü bu kadar geniş bir yelpazeye oturamadı. İkincisi, Türkiye'de ciddi derecede demokratik, devrimci, sol bir gelenek var. 12 Eylül'den sonra her ne kadar tarumar edildiyse de bu sol gelenek bir şekilde kendisini örgütlemeye çalışıyor. Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesine müdahil olmak istiyor ve bizim her zaman bir solda birlik arayışımız var. Bu da 25-30 yıllık bir öykü ve son 15 yıldır da orada çok yoğun olarak bir çatı parti kurma. Orada şöyle bir sorun yok mu? Çok özür dilerim. Bu solda bir örgütlenme arayışı derken bunu çünkü aydınlatalım. Ortak bir çatı örgütlenmesi. Biliyorum, çatı örgütlenmesi derken doğal olarak tabanı en güçlü olan ve en çok oy potansiyeli olan Kürt siyasal hareketi olduğu için her zaman orada baskın ve belirleyici olmadı mı? Bu yüzden de diğer sol partiler sadece bir hani tabiri caizse figüran duruma düşmedi mi? İşte şimdi tam da bu defa bulduğumuz model bu baskılanmayı ortadan kaldırmak için. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi doğal bir şey. Çünkü BDP'nin hani milyonları harekete geçirebilen, örgütleyebilen, işte seçimlerde güçlü çıkışlar yapabilen bir siyasi gelenek ve bu ortak örgütlenmede, çatı örgütünde bir şekilde bu gelenek baskın çıkıyordu ve o nedenle biz dedik ki bu defa başka bir yol deneyelim. Yani evet, biz BDP olarak bu oluşumun içerisindeyiz. Siyasi olarak aynı hedefleri, aynı programı benimsiyoruz. Mutlaka Türkiye'nin tamamına demokratik olarak müdahil olabilecek bir çatı örgütlenmesine ihtiyaç var. Ama biz biraz kendi örgütlü olduğumuz alanda yoğunlaşalım. HDP'de, HDP'nin bir bileşeni olarak biz BDP olarak her türlü katkıyı, desteği sunalım. Ama biraz daha BDP'nin böyle çok belirleyici olduğu bir parti değil, solun kendi içinde daha güçlenebileceği, toplumsal muhalefetle buluşabileceği bir örgütlenme olsun ki var tabii ki, çok var. Ben mesela HDP'nin, yani HDP'den önce bir kongre yapılanması kurduk. Onun kuruluş çalışmalarında çok emek sarf ettim arkadaşlarla. Çok yoğun çalışmalar yürüttük. Şu çok kesinlikle Türkiye'de çok güçlü bir demokratik toplumsal muhalefet var. Peki, bu siyasal muhalefete dönüşemiyor. HDP'nin yani gençlik hareketi var, kadın hareketi var, ekoloji hareketi var, çevre hareketi var, emek hareketi var. Ama bu bir siyasi şeye dönüşemiyor. Siyasi organizasyona dönüşemiyor. HDP'nin bürolarına arka arkaya büyük saldırılar olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bu saldırıların pek çok sosyolojik nedeni olabilir. Yani bir kısmı HDP'nin doğal parçası olduğu düşünülüyor. Bir kısmı bayağı ırkçı, milliyetçi saldırılar. Ama sonuçta demokratik olmayan ve hepimizin de karşısına durması gereken. Mesela bunu nasıl karşılıyorsunuz? Ya bu çok açık. Yani sonuçta HDK çalışması yaklaşık 4 yıldır var. HDK kuruldu. Kongre olarak kuruldu. İki dönem üst üste kongresini gerçekleştirdi. Arada parti kurdu. Parti kongresini yaptı. Örgütleniyordu. Hiç böyle saldırılar yoktu ortada. O Kürtler de yıllarca orada yaşıyordu. BDP de oralarda örgütlüydü. Dikkat edin, Türkiye'nin bazı tarihsel dönüm noktalarında birileri düğmeye basıyor ve bir linç hareketi, sokakta bir ırkçı kışkırtma. Yani şimdi bunu hani isim koymaya kalkışsak bulamayız ama bence toplamında şöyle bir şey demek lazım. Meşru olmayan karanlık güçler, yani kabaca böyle diyeyim, çünkü bu derin devlet mi, paralel devlet mi, kontrgerilla mı, özel harp dairesi mi, bulamıyorsun bir türlü. Yani Türkiye'de o kadar çok hukuk dışına çıkmış çetevari yapılanmalar var ki hani bunları birçok davada da ortaya çıktı. Ta Susurluk'tan bugüne o kadar çok ortaya çıkmış şey var ki görebiliyorsunuz. Yani bu ülkede hukuk dışında çok ciddi bir yapılanma var. Ve ne yazık ki devlet sistemi, hukuk içerisinde kalması gereken devlet sistemi bunlara göz yumuyor. Zaman zaman bunları kullanıyor. Zaman zaman onlara iş yaptırıyor. Yani böyle de bir hal var. Peki. Ve Türkiye ne yazık ki bu halinden memnun. Çok kritik. Yani Susurluk'tan bu yana bu halinden memnun. Her şey ortaya çıkıyor. Bir türlü Türkiye bağırsaklarını temizleyemedi. Peki. Gitti yani. Kritik bir mesele de şu. BDP hareketine karşı siz de bir milliyetçi savrulma yaşıyor musunuz diye bir eleştiri yapılıyor. Yani Kemalist modeli eleştirirken kendinizce bir Kemalist model, apoist model inşa ediyorsunuz deniyor. Bunun da somut örneklerinden bir tanesi Öcalan'ın yaş gününde bir çağrı yapılması, düğün dernek toplanır gibi toplanması, işte Orta Doğu halklarının büyük lideri Öcalan, aydınlanma lideri Öcalan gibi bir davet mektubu yayınlanması. Hani bir kült, bir lider kültü etrafında toplanmanın 21. yüzyılın ihtiyaçlarına karşılık gelmeyeceği. Mesela buna ne diyorsunuz? Şimdi bu konuda gerçekten inanılmaz bir şey var. Ne denilebilir? Gerçeği bilmeme hali var. Yani nedir gerçek? Gerçek şu, çok açık. Yani Kürt siyasal hareketi kadar, Kürt hareketi kadar daha yatay, daha paralel, daha hiyerarşik olmayan bir örgütlenmeye sahip başka bir yapı görmedim. Yani ben bütün sol partileri işte daha Sovyet deneyimlerinden bu yana okumuş, bilmiş, takip etmiş bir insan olarak da şunu söyleyebilirim ki kesinlikle bunun kadar paralel, farklı, eşitlikçi, yaygın, hiyerarşik ve otoriter olmayan başka bir örgütlenme yok. Yani bir mahalle meclisindeki insanla bir partinin genel başkanı aynı tonda konuşabiliyor yani. Genel başkanına diyemiyor ki ben buradayım, sen niye konuşuyorsun? Diyor ki mahalle meclisi ben konuşacağım. Köy komünü öyle söylüyor, gençlik hareketi öyle söylüyor, kadın öyle söylüyor, emek hareketi başka bir şey söylüyor. Yani herkes o kadar kendisi olarak bu işin içinde ki. Yani burada böyle götürüp sanki böyle bir sadece bir figüre, bir siyasi külte bağlanmış, otoriter, her şeyi oradan belirleyen bir şey yok. Tam tersine Sayın Öcalan bence liderlik özelliklerini bu kadar sürdürülebilir ve her geçen gün güçlü kılmasının nedeni şudur. Sayın Öcalan kendisi toplumu takip ediyor. Peki acaba... Çok iyi takip ediyor. Öcalan'ın... Kesinlikle toplumu çok iyi takip ediyor. Özlemleri biliyor, ihtiyaçları biliyor. beklentileri görüyor ve ona uygun siyasi programlar geliştiriyor, siyasi söylemler geliştiriyor. Mesela kadınlar bugün, mesela Sayın Öcalan'la aralarında çok özel bir hukuk oluştu. Çünkü Sayın Öcalan her defasında topluma diyor ki, yok işte eğer özgür olmak istiyorsanız önce kadın özgür olacak. Kadın özgür olmadan toplum özgür olmaz. İçinizdeki erkeği öldürün. Ha bir kadını öldürmüşsünüz, ha o belediye başkanını öldürmüşsünüz. O belediye başkanı, o şehirde bir kadın cinayeti işleniyorsa nasıl oturabiliyor koltuğunda? Bunları söyleyince inanılmaz bir duygu oluşuyor. Peki, bütün kadınlarda yani bu Öcalan'a yani, sevgi oluyor diyorsunuz. Tabii çünkü ben, onu söylüyorum. Yani tersi bir şey var. Abartılı bir tersi bir durum var. Yani sanılıyor ki hani Öcalan'ın söylemleri toplumu şekillendiriyor. Tam tersine toplumun beklentileri, özlemleri, istekleri, taleplerini çok iyi gören, okuyan ve buna uygun siyasi söylemler geliştiren bir liderle karşı karşıyayız. O nedenle biliyorum? Buluşuyor. Bir dakika, Özgür Aydın'a nereden biliyoruz bunu? Mesela yıllardır 4 duvar arasında olmuş, tek kanal televizyon izlemiş, bir kitapların dışında insanlarla ilişki kuramamış, normal hayatı sürdürememiş bir insandan söz ediyoruz. Ve bu insana netice itibariyle öylesine büyük bir misyon yüklenmiş durumda ki bu insan yoksa Kürt siyasal hareket yokmuş gibi bir algı var. En azından Kürt seküler siyasal hareketi. Ve öyle bir şey ki hep de toplumun sırtında şöyle bir tehdit var. Bakın eğer bu barışı bozarsanız dağdakiler gelir sizin kafanıza sıkar. Şimdi Batı'da ben baktığım zaman herkes şunu söylüyor. Bizim şehitlerimiz var. Bizim evlatlarımız var. Bizim çaresiz kaldığımız noktalar var. Bu çocuklar ne olacak? Barış barış dediniz. Bir Allah'ın kulu da bizim tarafımızdan baksa diyorlar. Mesela Öcalan bu kadar değerli, muteber, önemli. Peki o çocuklar, ölen evlatlar ne olacak? Sayın Öcalan, şimdi yani bunu söyleyenler aynı zamanda yani şunu da görmeden konuşuyorlar. Sayın Öcalan yargılama aşamasında çıktı. Bu ülkede yaşamını yitirmiş herkes için özür diliyorum dedi. Çok büyük bir erdemdir. Bunu söyleyebilen bir lider var. Yani Sayın Öcalan her defasında söylüyor. Ben çözümü sadece Kürtler için istemiyorum. Bütün insanlar için istiyorum diyor. Yani çözümden kastettiğimiz şey ne? Yani, ne? Ha, tam da mesela ha, çözümden kastettiğimiz şey tam da bu. Ne Türklerin, ne Kürtlerin, ne bu toprakta yaşayan herhangi bir etnik ya da dini grubun çocukları ölmesin. Barıştan kastettiğimiz şey bu. Tabii, ne yapacağız? Yani bu sadece barış sadece Kürt çocuklar ölmesin diye yapılmıyor. Askerler de ölmesin diye yapılıyor. Polis de ölmesin diye yapılıyor. Şimdi barış olunca sadece Kürtleri koruyan bir şey değil ki. Barış hepimizi koruyan bir şey. Tabii benim bu hiç itirazım yok da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mesela benim durduğum noktada en büyük itirazım şu. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine de yöneticilerine de sordum. Barış diye bir kavram güzel. Kan dökülmüyor, güzel. Fakat ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yani neyle karşı karşıya kalacağız? Ne olursa barış olmuş olacak. Mesela ne olursa bundan sonra kan dökülmeyecek. Sırayla gidelim isterseniz. Tamam. Sizin öz yönetim dediğiniz şey nedir mesela? Yani öz yönetim dediğimiz halkın kendi kendini yönetmesidir. Ne demek? Buna ne temsili olacak? Demokrasinin yarattığı handikapların demokratik yöntemlerle çözülmesi demek. Şimdi hepimiz biliyoruz, hani kitaplarda okuduk, hayat mektebinden de geçtik. Tabii ki demokrasi seçime, sandığa indirgendiğinde bir sürü problem ve arıza yaratıyor. Çünkü hani seçim dönemlerinde bir ton vaatlerde bulunabilirsin, kendini gizleyebilirsin, sahte davranabilirsin, seçimi kazanabilirsin. 5 yıl bu memlekette bu vatandaş seni çekmek, sırtında taşımak zorunda mı? Değil. Yaptığın uygulamaları yanlış görüyorsa itiraz edebilecek, karşı çıkabilecek, karar süreçlerine katılabilecek, planlama süreçlerine katılabilecek, seni denetleyecek, gerektiğinde geri çağırma yetkisini kullanacak. Bunlar olmadan demokrasiden bahsedemeyiz. Tabii ki. Tabii ki tüm Türkiye için istiyoruz. Yani bizim öz yönetimden kastettiğimiz şudur. En nihayetinde biz biliyorsunuz bir demokratik özellik projesi açıkladık. Ta 2007'den bu yana. Demokratik özellik iki şey. Bir temsil demokrasinin arızalarını gidermek. Tamamına istiyoruz. Türkiye'nin tamamına. Temsil demokrasinin arızalarını gidermek için halkın yönetime katılabilmesi, seçim dışında da kanalların oluşturulması. İkincisi de katı merkeziyetçi yönetim anlayışına son verilerek yerel ve bölgesel özerk yönetimler kurulması. Bunun iki boyutu var. Tabii ki. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü artık 21. yüzyılda demokrasinin Şimdi her şeyi paylaştık, silaha mı geldi? Oraya... Her şeyi paylaşalım, silahları kim istiyorsa ona bırakalım. Hayır, ben şunu ne yapacağız silahları? Kavga oradan yani, çıkıyor ya. Oradan çıkmıyor. Oradan yani çıkmıyor. Vergi kim toplayacak, silah kimde olacak? Hep evet. Kavga evet. Bu. Ha, bu buradan çıkmıyor. Sadece vergiyi kim toplayacak, silahlar kimde olacak meselesi değil. Ben size açık söylüyorum. Şu anda Türkiye'de yerel yönetim diye bir şey yok. Merkez yönetimin uzantısı. İçişleri Bakanı bürokratı gibi. Doğru, doğru. Böyle bir şey olabilir mi? 21. yüzyıldayız ya. Ya vatandaş benim kapıma gelecek, benden isteyecek. Ama ben diyeceğim ki ne yapayım? Merkez hükümet bana bütçe göndermiyor, yapamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? İdari vesayet altında, ekonomik vesayet altında. Yani hep siyasi noktalarda tartışılıp uçlaştırılarak kamuoyunun algıları başka yöne çekilmek isteniyor. Şu anda düşünebiliyor musunuz ki Büyükşehir Belediye Başkanı çalışmak istediği, birlikte çalışmak istediği bürokratlarını seçemiyor. Genel sekreteri gönderiyor, onaylanırsa, üçlü kararnameyle onaylanırsa genel sekreter oluyor ve onunla çalışmak zorunda. Onaylanmazsa böyle bir şey olabilir Türkiye mi? Gerçeğini, yani onun için bunun değişmesi lazım. Tamam. Burada hepimiz eğer gerçekten demokrasi istiyorsak, eğer gerçekten özgürlük ve eşitlik istiyorsak şu merkezi bu kadar katı merkezi yönetim anlayışından bir kere vazgeçmemiz lazım. Dünyada demokrasinin kriteri bu. Yerel yerinden özerk yönetim. Türkiye özerklik şartının altına imza atmış. Attığı şartın adı özerkliktir. Niye onun altına Avrupa Birliği söyleyince imza atıyor da biz söyleyince niye böyle söyleyince oluyor? İmza atsın da ben batıdaki insanların kaygısı olan şeyi size sormak istiyorum. Batıdaki insanlar diyor ki biz yani batıdaki dediğim bölge insanının uzakta olan doğal evet. olarak insanı. Aslında İstanbul'da yaşayan pek çok Kürt insanı da bu tartışmanın tarafında olmuyor. Burada gündelik hayatı içerisinde akıyor. Orada çünkü kalp atıyor. Yani gerilim orada. Niye? Gezi'de ne yaşadık? İşte Gezi'de tam da bunu yaşadık. Tamam, özelliğin ne demek olduğunu o zaman insanlar anladı. Yani Taksim'e ne yapılacağına bırakın diye İstanbul'da yaşayanlar karar versin. Toprağımı yani. Kaybedecek miyim? Vergimi yani bu bir takiye mi? Vergiler toplanacak, bölgede başka bir durum var. Şimdi toplumda bir korkulu hava var. Bir korkulu algı var. Mesela buna karşılık siz bir şey görevi görmek zorundasınız. Tabii ki derdimizi anlatmalıyız evet. yani. Anlatmalıyız en nihayetinde. Sonuçta biz bir toplumsal barışın peşindeyiz. Yani sadece hani devletle sorunu olanlar çözsün, geri kalan toplum isterse anlasın, isterse anlamasın demiyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan herkes birbirini doğru anlasın, birbirinin hakkına, hukukuna saygılı olsun, eşit yaşamayı kabullensin, demokratik bir yönetim anlayışıyla hepimiz idare edilelim. Bunu istiyoruz, bunu arzuluyoruz. Onun için tabii ki anlatmalıyız. Şimdi demokratik özellikten kim korkuyor biliyor musunuz? Bu özel yönetim, yerellere yetki vermekten, iktidarını kaybetmek isteyen korkanlar korkuyor. Yani aman biz bu halka yetki verirsek, Karadeniz'e de yetki verirsek, Marmara'ya da, İstanbul'a da, ne bileyim Konya'ya da, yok Diyarbakır'a da, yerelde halk kendi kendini yönetme yetkisi elinde olursa bizim bu koltuklarımız ne olacak? Biz hani bu para kasaları nasıl olacak? Ayakkabı kutuları nasıl olacak? Bence bunun derdindeler. Yani mesele burada. Onun için artık Türkiye toplumunu korkuyla yönetmekten vazgeçsinler. Bu kendi koltuklarının korkusudur. Kendi iktidarlarının korkusudur. Kendi menfaatlerinin korkusudur. Türkiye toplumunun birbirinden korkması için hiçbir neden yok. Paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Partimiz yani, biz Erdoğan'ı yedirmeyiz. Erdoğan dışında hiçbir irade bunu çözmez dedi mi? Biz böyle bir şey demedik. Ama bu demeyiz. Çok çıktı. Yok, böyle bir şey demeyiz. Biz çok açık söylüyoruz. Her zaman her yerde. Yolsuzluğa inanıyor musunuz siz? Tabii ki. Yani sizce bu tapeler, bu yolsuzluk gerçek mi? Tabii ki yolsuzluk var. Ne demek bu kadar ortaya çıkan şeyin? Ya %1'i gerçek olsa yeter zaten. Peki niye hükümeti istifa davet etmediniz? Ediyoruz. Yani, ediyoruz. Biz erken seçim çağrısı yaptık. Biz erken seçim çağrısı yapıyoruz. Bu konuda hiç yani şu ortaya çıkan iddiaların tabii ki hukuk dışı yöntemlerle elde edilmesi başka bir problem. Hani bunun böyle pembe dizi gibi servis edilmesi başka bir problem. En nihayetinde şöyle görüyoruz ki Türkiye'de dinlenmeyen kimse kalmamış. Türkiye'de insanların özel yaşamı, mahremiyeti, dokunulmazlığı diye bir şey kalmamış. hükümette dinlemiş, paralelde dinlemiş, çetelerde dinlemiş, eline her fırsat geçen herkes birbirini dinlemiş ve şimdi herkes birbirini vuruyor. Böyle bir hal. Mağdur olan vatandaş. Yani gariban vatandaş arada gidiyor. Çünkü hükümet diyor ki onların kaseti benim elimde var. Onlar diyor hükümetin kaseti benim elimde var. Cemaat hakkında ne düşünüyorsunuz? En nihayetinde şunu ben ama tamamlamak istiyorum. Kesinlikle ortada bir yolsuzluk vardır. Ve yolsuzluk da bir iktidar için ileri sürülebilecek en kötü ithamdır. Böyle bir itham karşısında hükümetin halka saygının gereği olarak bu şeyleri, yolsuzlukların üzerine gidilmesini engelleyen yaklaşımlarından vazgeçmesi lazım. Habire kendisine kalkan örüyor. Habire gece yarılarına kadar yasa çıkarıyor. Bereket ki meclis kapandı, yani kapanmasa kimin ne yasalar çıkaracaktı. Böyle bir şey olmaz yani. Kalkınma Partisi eğer seçim kaybederse barış süreci durur mu? Ben inanmıyorum barış sürecinin duracağına. Çünkü çok önemli bir aşamaya geldi. Şu nedenle diyorum. Türkiye kamuoyu şuna alıştı. Her ne kadar birileri provoke etmek istese de. Evet, biz bu sorunu konuşarak çözmeliyiz. Konuşarak çözebiliriz. Konuşarak çözmenin kimseye bir zararı yok. Yani bu temel bir kabul gördü. Yani bu ülkenin sağcısı da, solcusu da, Kürdü de, Türkü de, Ermenisi de, Alevisi de, kim varsa yani bütün farklılıkları bu sorunu konuşarak çözmekten bir zarar gelmez. Şimdiye kadar denemediğimiz tek yol konuşmaktı. İşte konuşuyoruz, kıyamet kopmuyor. Öcalan'la konuşuluyor, kıyamet kopmuyor. Bu nedenle bence burada bir tek problem var. Şimdi herkes şöyle bakıyor. AKP gidince yerine CHP gelecek. CHP de barış konusunda bir şey söylemiyor. Valla bugün söylemiyorsa yarın iktidar onun boynuna kalırsa söylemek zorunda kalacak. Çünkü bu toplum barış istiyor. Kürdü de barış istiyor, Türkü de barış istiyor. Kimse halkın isteğine rağmen hayır ben savaşacağım, ben Türklerin çocuklarını, galiba 20-21 yaşındaki gencecik çocukları savaşa göndereceğim, ölüme göndereceğim diyemez artık. Daha rahat konuşursunuz AKP'yle mi? Bence bizim bu konuda bir özel tercihimiz yok. Yani biz birini tercih etmek zorunda değiliz. Ama bu kadar yolsuzluk var diyorsunuz. Bence şunu anlatmaya çalışıyorum. Yolsuzluğun cevabını verdim. Yani kesinlikle. Yani artık mesela Kemal Bey diyor ki ben yani, başbakanla konuşmam. Bitti bu yolsuzluk. Yani bu Türkiye'de zaten onunla konuşmam, bununla konuşurum meselesi gerçekten artık yani cılkı çıkmış bir konu. Bir gün konuşmam diyorlar. 3 ay sonra başlıyorlar konuşmaya. O kapım açık diyor, öbürü kapalı diyor. Böyle değil. Siyasette herkes herkesle konuşur. Ama siz bir yolsuzlukla konuşuyor musunuz? Şunu halk gereken cevabı versin. Bence biz bunun hani tartışmasını yürüteceğimize kim kiminle konuşuyor, kim kiminle konuşmuyor şunu söylemeliyiz. Türkiye halkları seçeneksiz değildir. Türkiye halkı demokratik bir seçenekten yana tavrını koyabilir. Sorunlarını da çözebilir. Barışı da getirebilir. Daha demokratik bir ülkede inşa edebilir. Biz kimseye diktatörlüğüne, hırsızlığına, yolsuzluğuna mahkum değiliz. Bu sesi yükseltmemiz lazım. Şimdi bu sesi yükseltmek yerine hani bir doğru seçenek açığa çıkartmak ve toplumu bunun etrafında buluşturmak yerine onunla konuşurum, bununla konuşurum. Siyaset çıkmaz. Ben HDP'ye yönelik saldırılarında tam da bu nedenle yapıldığını düşünüyorum. Siz deneyimli siyasetçisiniz. Yani tam da HDP böyle bir seçenek olabilirdi. Çünkü HDP çok açık söylüyor. Paralelde istemiyorum, derininde istemiyorum, AKP'yi de istemiyorum, hırsızlığı da, yolsuzluğu da istemiyorum. Vatandaşın hakkını, hukukunu istiyorum diyen bir parti. Şimdi bunun örgütlenme potansiyeli var. Görüyoruz toplumsal zeminlerle buluşma şeyi var. Tam böyle bir ortamda düğmeye bastılar. Provoketler her yerden saldırıları tetikliyorlar. Siz deneyimli mi siyasetçisiniz? Şunu sormak istiyorum size. Benim bildiğim muhalefet partileri genellikle iktidar partilerini eleştirir. Ana muhalefeti ya da yavru muhalefet diyor Sayın Başbakan eleştirmez. Mesela ben zaman zaman örneğin Sırrı Süreyya Önder gibi isimlerde mesaisinin çok büyük bir kısmını CHP'yi eleştirmekte bu kafalarla. Mesela bu doğru mudur sizce? Bak, şu nedenle siz bunu doğru buluyor musunuz? Şu nedenle eleştiriyoruz. Biz eleştireceğiz, CHP'yi de eleştireceğiz. Elbette de birinci eleştiri kime? Çünkü AKP'nin bu kadar saltanat sürmesinin nedeni CHP'nin doğru düzgün sosyal demokrat bir parti olmamasıdır. Hala bu kadar kızılca kıyamet ortada. AKP şu anda tutunduğu tek şey var. Diyor ki barışın tek muhatabı benim. Ben gidersem barış bozulur. Onun için aman beni korusun herkes. CHP çıkıp diyemiyor ki Ben de buradayım. Ben de çözeceğim bu sorunu. Ama Kemal Bey ne demiyor. Siz Kemal Bey'le konuştunuz mu? Ya Kemal Bey'le defalarca konuşmak için girişimlerimiz oldu. Kapıları kapalıydı. Yani, böyle bir şey olabilir mi? Evet, vermedi. Mesela yani hani biz resmi olarak bir hani böyle reddedilme pozisyonu yaratmak istemedik tabii ki. En nihayetinde biz de güçlü bir partiyiz ve siyaset yapıyoruz. İşte siz aynı bölgenin insanlarsınız. Ama şunu fark ettik ki Kemal Bey bizimle görüşmek istemiyor. O zaman biz de bir resmi randevu başvurusunda bulunmadık. Tabanından mı korkuyorsunuz? Çünkü alakası yok. Bak, insanların izlediği siyaset toplumu da bir şekilde etkiliyor ve kamuoyu dediğimiz şey böyle oluşuyor. Ne yazık ki Türkiye'nin yüksek siyaseti bu kadar ayrımcı, bu kadar sadece karşıtlık üzerine kurulmuş, bu kadar demokratik kriterlerden yoksun olduğu için toplum da bu kadar gergin oluyor. Yansıması orada oluyor. Paralel yapı meselesini özellikle size tartışmak istiyorum, zamanımızdan, ama şundan dolayı Ergenekon davası sürecinde özellikle ki bence haklı olarak tırnak içerisinde 90'lardaki özellikle Kürt iş adamlarından tutun sıradan gazetecilere kadar vahşet içerisinde ve 12 Eylül'e falan hiç gitmiyorum. 90'larda bir vahşet yaşandı. Ve doğal olarak siz az önce dediniz, derin devlet mi dersiniz, sığ devlet ne dersiniz diye bunun muhatapların bulunmasını istediniz. O yüzden siz Ergenekon davasına aslında bir umut olarak baktınız. Fakat geldiğimiz noktada bir, bu dava ile ilgili çok acayip tablolar ortaya çıktı. İki, şimdi bir başka örgütten söz ediliyor. Paralel yapı Fethullah Gülen cemaati. Siz kendinizi kandırılmış gibi hissediyor musunuz? Yok, biz başından beri biliyorduk böyle olduğunu. Biz her defasında çıkıp söyledik. Dedik ki çok açık, birileri bu devletin imkanlarını kullanarak sulandırdılar mı? Tabii. Yani birileri devletin imkanlarını kullanarak KCK davalarında da böyle yaptılar. Ergenekon davalarında da böyle yaptılar. Doldurdular herkesi. Yani hakla haksız, gerçekten bir suç işleyip işlemediğine bakılmaksızın insanları itham ettiler. Haklarında içinden çıkılamaz dava dosyaları hazırladılar. Yani zaten o tutuklamaların kendisi, o soruşturmaların yürütülme biçimi, hazırlanan o çuvallar dolusu, klasörler, pikaplar dolusu, araçlar dolusu ek dosyalar şunu gösteriyordu ki bu davalardan bir şey çıkmayacak. Bilen cemaatin bir örgüt olduğunu düşünüyorsunuz. Bilerek bu hale getirildi. Bilerek bu hale getirildi ve bugün en nihayetinde gerçekten cinayet işlediği, gerçekten insanları işkence yaptığı, kestiği, boğazladığı, açık olan, aleni olan, hatta bu konuda itirafları olan, sayısız tanıklar bulunan insanlar şu anda dışarıdalar. Çünkü böyle tezgahlandı. Muhtemelen de böyle tezgahlandı bu iş. Cemaati bir terör örgütü olduğunu düşünüyor musunuz? Ben bunu yani Türkiye'de bu terör örgütü tanımı o kadar elastik bir şekilde kullanılıyor ki bilmiyorum yani neresine koyacağım, ama en nihayetinde cemaat devletin, kamunun olanaklarını kullanarak hukuk dışı işler yapmıştır. Bu kadar açık. Son soruyu soracağım. Bu kritik bir soru. Dönüşte cevap alacağım. Sayın Gülten Kışanak'la uzun zamandır konuşuyorduk. Bir türlü bir araya gelemedik. Tabii Diyarbakır hakkında elbette ki tek başına konuşamazdık. Çünkü tek başına değil, hiç konuşmadık. Bu sayılmıyor. Biz Diyarbakır'da konuşacağız. Sayın Genel Başkan, çünkü kendisi hali hazırda değil mi? O yüzden bu sıfatınızdan dolayı şunu sormak istiyorum. Türkiye'de bir siyasal haftan söz ediliyor. Bu siyasal hafla ilgili de en büyük tartışma Abdullah Öcalan'ın bu siyasal haffa dahil olup olmaması. Patırtının kopacağı orada. Bir, Kürt siyaseti yapan bir kesim için özellikle, Kürtler için Abdullah Öcalan ne ifade eder? Onun içinde olmadığı bir af Türkiye'de bir şey ifade eder mi? Ve son sorum da şu, kısa bunlar cevap verecek tabii. Diyarbakır'la ilgili olarak Galip Ensarioğlu dedi ki ben burayı alacağım ve bu efsane de bitecek. Sayın Gülten Kışanak da herhalde buna bir cevap verecek reklamlardan sonra. Evet, Sayın Gülten Kışanak'la birlikteyiz. Kısa ben sorayım, size cevap verin. Önce şu, Abdullah Öcalan sizin siyasi hareketiniz için ne anlama geliyor? Bizim siyasi hareketimiz açısından şu anlama geliyor. Kürt halkının çok büyük bir kesimi Sayın Öcalan'ı siyasi bir lider, hatta bir halk önderi olarak görüyor. Bu nedenle mesela serok lafını Kürtçe sadece Öcalan için kullanırlar. Aslında başkan demektir. Ama başkaları için serok lafını kolay kolay Kürtler yani kullanmaz. Size serok demezler mi? Yani her serok olunca kurtardı. Eş başkan olunca kurtardı. Çünkü bir halk kendisini yeniden tarih sahnesine çıkaran ve işte bu memlekette Kürtler de yaşıyor, onların da hakları vardır dedirten bir noktaya getirdiğini ve bu nedenle çok sosyal olarak da değişimle, toplumsal değişimle öncülük ettiğini düşünüyor. Gerçek anlamda toplum üzerinde çok ciddi bir etkisi var ve bu nedenle halk, Kürt halkı bizim de birlikte siyaset yaptığımız halk önder olarak görüyor. Biz de Kürt Siyasi Hareketi BDP olarak Sayın Öcalan'ı Kürt halkının önderi olarak görüyoruz. Biz bir partiyiz. Partinin başkanı olur. Yani halkın önderidir. Bu nedenle biz de böyle yaklaşıyoruz. Yani siz de halkın bir ferdi olarak sizin de önderiniz mi? Tabii ki. Mesela şimdi şu anda Sayın Öcalan'a özgürlük kampanyası başlatmış halk. Ben de ona imza attım. Peki. Yani Sayın Öcalan'ın dışarıda olması lazım. Öcalansız bir af olur mu? Ben bu af tartışması tabii ki çok büyük bir siyasal tartışma. Kesinlikle Türkiye'de bir yüzleşmenin ortaya çıkması lazım. Bunun üzerine bir topluma katılım yasası çıkartılması lazım. Yani toplumsal katılımın önünü açan, bir şekilde siyaset dışında kalmış, toplumsal hayata katılamamış, kendini demokratik yollarla ifade edememiş binlerce insan var. Yurt dışında var, dağda var, cezaevinde var. Yani binlerce insan var ve Öcalan'da niye bugün katiller sokakta, bugün bütün katiller sokakta doğrudan insan kesmiş, kıtır kıtır insan kesmiş. Bunu da anlatmış Zirve Yayın Evi'nin katilleri sokakta. Ama Levent Ersöz'ün neler yaptığını Şırnak'ta herkes çok iyi biliyor. Çok şimdi bak toplumun çok büyük bölümü diye bir şey yok. Şimdi bak, şimdi böyle bir algı yaratmayalım. Şimdi toplumun yaratmayalım da çok büyük bir bölümü de bu çatışmanın bir nedeni olarak da Öcalan'ı görüyor. O zaman biz de şöyle bunu anlatacağız. Biz de şunu anlatacağız. Diyeceğiz ki bu Kürt sorunu Öcalan olmadan da vardı. Bizim büyük bir Kürt sorunumuz var. Kaç tane isyan yaşanmış, kaç tane bastırma harekatı yaşanmış. Dersim'de yaşananlar ortada. İnsanları zehirli gaz kullanarak öldürmüşler. Hamile kadınları süngülemişler. Zilan'da, Ağrı'da derelerden günlerce insan leşi kokusu gelmiş yıllarca. Şu anda o coğrafyanın, Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın Kürdistan neresini kazsanız insan kemikleri var. Bu insanlar böyle acılar yaşadı ve en nihayetinde yaşanan son isyandı. Evet, bir yüzleşmeye, bir yeni hayata başlangıç yapmaya ihtiyacımız var. Bir teviye bu devam edemez. Geleceğimizi de aynı sorunun ipoteği altında bırakamayız. Peki. Biz bu sorunu çözmeliyiz. Bu sorunu da çözebilecek en güçlü aktörlerden birisi Sayın Öcalan'dır. Çünkü Kürt halkı Sayın Öcalan'ı önder ve lider olarak kabul ediyor. Peki şu Diyarbakırlara haksızlık ettik. Evet, çok haksızlık ettik. Ben gelirim Diyarbakır'a. Evet, siz Diyarbakır'a geleceksiniz, bir Diyarbakır programı yapacağız. Ama şunu söyleyelim. Sayın Galip Ensarioğlu dedi ki ben Diyarbakır'ı alacağım. Hayal görüyorlar dedi. Ben alacağım dedi ve aldığım zaman da konuşuruz dedi. Şimdi ben o konuda kısaca bir şey söyleyeceğim. Sayın Galip Ensarioğlu sürekli iktidar partilerinde siyaset yapan bir arkadaşımız. Ta 90'lardan beri böyle. Yani Tansu Çiller'in zamanında da iktidar partisinde hizmet etmiş birisi. Şimdi AKP iktidar döneminde böyle. Ben çok eskiye gitmeyeceğim fakat sadece bir şey söyleyeceğim. Diyarbakırlar Sayın Galip Bey'e neden oy versinler? AKP hükümeti iktidara geldiğinde Diyarbakır sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi olarak 63. sıradaydı 2003'te. Şimdi 67. sıraya geriledi. Yani Galip Bey'in destek verdiği parti Diyarbakır'ı 4 puan daha geriye götürdü. Şu anda zaten çok ilginç bir durum. Evet, 63. sıradaydı. 67. sıraya geldi. Bu da benim mecliste gösterdiğim bir harita. Bir kez daha buradan gösteriyorum. Onu bana verin, kameraya göstereyim. Evet. Neyi göreceğiz? Şu tablo değişmiyor. Şu Türkiye'nin en geri kalmış 6. bölge diye tanımlanan bölgesidir. Bu kalkınma ajanslarının yaptığı planlamaya göre. Evet. ve buranın tamamı da Kürtler yaşıyor. Demek ki ortada büyük bir sorun var. Haksızlık var. Ve bu tablo AKP hükümetinin zamanının tablosu. Yani hani bunlar diyorlar ya, biz çok şey yaptık, çok şey yaptık. Öyle yatırımlar yaptık, öyle paralar gönderdik ki bir türlü. Hani biz bilmiyoruz o paralar nereye gidiyor, bu tablo niye değişmiyor? Diyarbakır niye 63. sıradan 67. sıraya geliyor? Bir de Sayın Galip Bey galiba bizi ne hesap bilir ne matematikten anlar zannediyor. Ankara'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Hevler'e hızlı tren yapacakmış. Ya Diyarbakır Belediye Başkanı Ankara'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Hevler'e nasıl hızlı tren yapıyor? Bu kadar yani halkın zekasına hakaret etmesinler. Bir. İkincisi, Türkiye daha Ankara-İstanbul tren rayını 31 yıllık projedir, hayata geçirememiş. Son 10 yıldır yapıyor, hayata geçirememiş. Biz de kaç alırız diyorsunuz? Son sözünüz olsun. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Sayın Galip Bey sizin programınızda demişti hani Gülten Hanım Diyarbakır'ı bilmez falan filan, ben her yerini bilirim. Evet. Diyarbakır halkı, Diyarbakır'ın sefasını sürenler de cefasını çekenler de çok iyi biliyor. Tercihini de ona göre yapacak ve biz Diyarbakır'da 18-0 yapacağız. Bütün ilçeleri ve Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız ve şok eden bir oy oranıyla alacağız. Tahminen? En az %70. Biz %70 deyince halkımız bize kızıyor. Daha fazlası olacak başkan. Bütün ilçelerde olacağız diyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Değerli Diyarbakırlı dostlarımıza da buradan selam olsun. Çünkü Türkiye'nin en önemli, en ilginç tarihi dokusu ve çoğulculuğu açısından en ilginç kentlerinden biri. Bir de benim hayatımda daha önce bir esprisi var. İlkokulda folklor oynarken Diyarbakır yöresini oynuyordum. O yüzden insanın Diyarbakır'ı gidip görmesinde de yarar var. Belki de bu vesileyle son günlerde gidip Gülten Hanım'ı yerinde ziyaret edip Galip Bey'i de orada bir yayın yapabiliriz. Bugün kederli bir gündü ama Gülten Hanım güler yüzüyle en azından barış mesajı verdi. Yarın Berkin'in babası Gülten Hanım'ın koltuğunda oturacak cenazeden sonra. Temennim büyük acıların yaşandığı bu günlerde daha büyüklerinin yaşanmaması. Türkiye'nin dört tarafında şu anda müdahaleler olduğunu duyuyoruz. CNN Türk haber merkezi olarak bunları teyit edeceğiz, size yansıtacağız. Umarım yarın da cenazede Berkin'imizi toprağa verirken herkes sağduyu davranır. Akşam babasıyla burada acıyı olabildiğince toplumla paylaşmak için yayın yapacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.